Komşu kolay gele. Başlat, tamam, başlatın bakalım şu videomuzu. Hoş geldiniz sevgili Kastamonu Vlog izleyicileri. Sefalar getirdiniz. Biz yine bugün başladık. Çalışmalara. Bahçe işlerine. Aynen. Kaldığımız yerden devam. Bugün belleyeceğiz artık. Bölüm 3. Ya civcinin, geçenki civcinin daha önceki, bir önceki videoda gördü değil mi? Gördüler. Gördüler evet. O civcinin bacağı kırılmış. Kopmuş, kopacak neredeyse. Yani şurada ameliyat ettik onu. Yani resmen ameliyat ettik hakikaten. Yani lifleri kopmuş hani. Kemik de falan kırılmış. Göstereyim mi be? Göstereyim bir dakika. Teyzem kapatmış bunu ya iyice. Neyse biraz sonra göstereyim. Şey yaptık güzel. Ne yapıyorsun sen hamurdan? Hamur yaptık işte. Hamur yaptı. Hamurla onu güzel sardılar. Bezinin üzerine de ben gazlı bez sarıverdim. Ondan sonra inşallah vermez. Sesi iyi çıkıyor ama bayağı kopmuş kopacak gibi böyle üzülmüş. Ben de o üzüldüm. Videoya biraz oradan geç başladık. Girişimizi aslında girip girerken falan göstereceydik köye girerken falan. Onu öyle görünce üzüldük. Seher Hanım şimdi bugün belleme işlemleri. Evet. Ondan sonra kemreleme işlemleri. Kemre yok. Kemre atacağız ama mecbur. Şimdi değil. Aynen. Kelebellensin de bir de kemre atacağız. Etli ekmek yapacağız bugün ayrıyetten. Etli ekmek yapacağız saçta. Bugün kimse yok. İkimiz varız. Evet, bir de gelirse, sessiz sakin. Bir de gelirse belki Deyzem Gölü şey götürecek. Ha, sobayı götürecek. Sacı. Sacı istedik ondan. Gördüğünüz gibi temizlik çalışmalarımız devam edecek bugün de. Ne yapalım? Vakit geçiriyoruz işte ya. Sularımız orada duruyor Seher. İçeceğim şimdi su. İç. Seher'e bugün nazo alıverdim. Kola almadım nazo. Çok seviyor öyle. Toprak nasıl orada değil mi? İşte idare ediyor. Zorluyor mu biraz? Ben de çay demleyeceğim. Şu otları keseceğim. Şeyleri buradaki yerdeki şu ağaç şey dallarını, yapraklarını falan toplayacağım. Şurada kesilecek yerle var ufak tefek onları keseceğim. Akşama kadar işte burada oylanacağız, vakit geçireceğiz. Çalışacağız. Sen konuşacaksın. Ben konuşmuyorum. Sen aradın bana. Evet dostlar şimdi mola verdik. Yasin çay demlemiş semaverde. Nefesim arttı. Nefesim arttı. Çektiğin yerleri göster. Yaptığın yerleri. Nasıl evet. Yapmışayım bakın görün. Ben yaptım. Belledik birazcık. Böyle gidiyoruz bakalım. Ben yaptım ya bir saatten beri onları. Tabii tabii. Ne oldu şey? Konuş. Şimdi çay içiyoruz. Bu da kedimiz. Çileklerin üzerinde ne yapıyorsun? Halis seni öldürür. Halit'in çilekleri onlar. Piş piş. Piş piş. Canım. Seher Hatun. Güzel oldu bak görüyor musun? Bellendi. Şuradan çekiveleyim Seher seni. Şöyle yaptığı yeri göstereyim. Çek bakalım. Güzel olmuş. Eline sağlık. Baksa Allah'a efe oldu. Çayımız semaverimizi de yaktık. Şimdi burayı belleyeceğiz değil mi aşkız? Evet belleyeceğiz. Buraya da yapacağız biz. Şuraya yapmayacaktık bir şey ama şu bölüme. Buraya da fasulye ekeceğiz. Dikeceğiz. Şu darabalara doğru sardıracağız. Görüntüye bakar mısın? Ne güzel oldu bak. Dostlar bugün sabah 9'da başladık. Kaça kadar süreceğiz aşkısı? Valla işte akşam olana kadar devam. Akşam olana kadar devam. Böylece buradayız abi. Böylece buradayız. Güzel oldu ya. Eline sağlık. Toprak bazı yerleri sert. Yapıyor ya. Ben daha yapmadım ya. Ben sadece şurada sert bir toprak varmış. Oraya yapmadım da bak patates çıkıyor aşkısı. Çıkıyor. Patateslere bakın. He. Küçük küçük patates. Geçen seneki patatesle. Ben şimdi çayımı da doldurdum. Çayıma devam. Ben de temizliyorum ya ama ben de oturmuyorum yani. Siz de ben oturuyor falan zannetmeyin. Şuradaki pislikleri komple topladım bakın bu araya. Şuraya bir dakika. Şuralara yığdım.
Yaktığımı yaktım, yakamadığımı atacağım. Şu evin temeline, temel atacağımız yere yığıyorum buraya. Buradan da bunun üstüne beton atacak zaten. Kapanacak. Nasıl oldu teyze? İyi oldu mu civci? Yiyemedin mi? He, yiyor. Yiyor. Boğazına yiyorsa yiyor mu? Aynen. Yiyor çok. Yazık ama şey, genç olduğu için ölmemiş bu. Demek ki. Tabii, yoksa ki hani çıttın, kırılmış zaten yani. Dediğin gibi şeyler kalmış sadece. Damarlar. Damarlar gibi bir şey tutuyormuş. Lif gibi bir şey tutuyormuş. Onda bakalım, ona kaynayacak mı? İnşallah. Pazartesi gününe kadar ölmezse, bu ön cumartesi. Ölmez. Pazartesiye daha kadar geleceğin yine, pazartesi günü bir daha çekeceğim bunu. Heh. Eğer öldüyse gayrı size haber vereceğim. Koronadan aldı diyoruz. Pazartesi günü haber vereceğiz izleyicilerimize. Seher gayrı yedisini de aldı. Deyze. Seher diyorum, yedisini de aldı. Seher arkadaşı ya. Sen ne sıçan onu bir beğendi, bir sevdi ki. İzledi videoyu. He. Çok güzeldi, atla iki tarafa diye. Semaver hazır. Deyze, çay içiyor mu? Ne? Bak bir daha sorman. Burada akşam geç oluyor. Seher, epey yaptın ya. Valla güzel oldu. Şuradan çekeyim şöyle. Valla güzel göründü. Efsane. Güzel, şurada öyle gidiyorsun ha. Şimdi zaten mola vereceğim, etli ekmeği yapacağım. Mola verip etli ekmek yapacağımış. Mola, ekli ekmekten sonra bir daha mı çalışacaksın? Yok. Tabii. Ne yapacaksın? Kız, yemekten sonra çalışalım bir daha. Çalışacağım. Yok, bunu bitiririz buraya, ondan sonra ekmek ederiz. Yok, etli ekmeği yapacağım. İyi, tamam, yapacak. Şurada yapacak etli ekmeğimizi de. Gölgede şurada. Ağacın dibinde şurada ekmek edeceğiz. Yok ya, zoba varmış ki. Zoba da yapacağız. Ağaç yanar mı? Ağaç da yanmasın diye. Ağaç yanar mı? İyi, orayı yap da zaman. Ekmeğe başlayalım. Ekmek videosu yolumuz ayrı olacak arkadaşlar. Onu ayrı izleyeceksiniz. Kusura bakmayın. Onu çekemeyeceğim. Size çekeceğim. Sonra göstereceğim. Bu videonun bir gün bir sonrası. Dostlar, sobanın külünü atmam da şöyle. Üstüne mi koyayım tam kuzum üstüne? İçine at işte. Gömelim. Gömeceğim mi? Ben bu közde bu şey patates pişer. Yanar gibi geliyor bana da. Ya yok, ateş ya çok. Dışarısı yansın zaten. He, ateşi çok. Dışı yanar. Dışı yansın. Dışı yanık yerini bile yenir normalde. Açık mı dursun böyle? Hayır. Ne diyeceğiz? Sen şöyle birazcık daha göm o tarafa doğru. Ateş. Şimdi şeyini dokabilir de şey, kul olaydı. Ha işte kul çekmek lazım. Sen o. Bak, biraz, bak şimdi bak. Bak. Hadi kendin yap. Bak şimdi. Kulu yok. İçi kulu var. Yok, köz var. Olsun. Ha, bak. Şöyle dur, dur bakalım. Ne baba, ben çekeyim. En iyisi orada gözüküyor. Oo. Aha, git öyle. Ya işte biliyor teyze, bu sen hakikaten doğrusun ya. Ben hakikaten işte neydi? Buğday neydi? Ölenlere canlı versin, yemin sağlık. Afiyet olsun. Buğday neydim ben? Çok reçin. Değirmendeki neydim ben? Buğday olmayan. Değmen dönüyor mu? Unutmayalım. Unutmayalım. Ay, çok güldüm ya. Dönüyor. Bu lafın üzerine az bir şey vereceğim. Az bir şey kaldı. Bitsin. İşte iki be. Şimdi patateslerimizi de gömdük. Çayla beraber yüz anları. Ondan sonra ekmeğimizi de yedik. Şimdi çalıştıracağım Yasin'i. Tabii tabii ya, kesin. Yasin diyor ki ekmeği yiyelim gidelim artık, yeter diyor. Hayır, ekmeği yiyince çalışılmaz dedim yani, gidelim dedim. Çalışılır mı asıl işte, ekmeği öğüteceksin. Yoksa yaşlanırsın yemeğini yediğini öğütmezsen. Yemeği öğüteceksin bir daha. Tabii. Bir daha acıkacaksın. Acıkırsın canım, acıkınca yiyeceksin gene. Evet, Seher Hanım yemeği yedi, biraz ağırlaştı gibi oldu orada. Kendileri. Kuli ya şu an bana. Siz görmüyorsunuz ama. Bıyık altı kuluş attı. Biraz sıcak da geldi oraya şimdi. Tamam, patanaya bakıyorum ben. Ha, patanaya attıydık. Patanaya bakayım bir kere, değil mi Seher? Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Seher patates koymadı kule. Bir dakika. Ağır hareket ediyorum Seher. Çok ağır hareket ediyorum. Ha? Çok ağır hareket ediyorum. Geçenki videoda çok hızlı hareket etmişim. Ya oğlum, ben hakikaten bir şey. Beceriksiz miyim ne ya? Bu da açılmaz. Oh, patateslere bakalım şimdi. Bakayım. Oo, bir şey yakıyor. Daha tamam. Daha kul çekeyim mi üstüne? Kulları çekeyim mi üstüne? Şöyle kulunu, közünü çekelim, bitsin.
ağır ağır bir şey ya. Bir düz atalım şimdi buna. İçinde kuyas çok. Aslında kule gömeceydik de kule çıkmamış fazla. Ama bu da kuyas dedi, güzel olur. Bakın şöyle. Ah bir şey ya. Teyzem epey konuşturdun bunu Seher. Evet. Şimdi dostlar biz burayı belledikten sonra bir de bir haftada bir günde gelip gübresini, kemresini atacağız. Kemre alacağız. Şeye söyleyeyim Uğur'a da bir traktör şeye götürsün. Ama nereden dökecek ki buraya? Kemre. Traktör tepesine çıkar şuradan. He. Şuraya çıksın. Sen hiç duydun değil mi? Kocana söyle. Parası neyse veririm ben. şuradan atar. Arkadaşlar şu tarla, bir dakika, şu tarla, gördüğünüz tarla, hemen şu bak yolun ağzındaki tarla. Şu nerede? Caminin minaresi gözüküyor. Nerede orada? Evet orada. Cami minaresi gözüküyor ve orada darabalara bakın. Darabaların az daha ilerisinde bir ev var. Hafif sera falan gözüküyor. Orası satılık. Evi, serası, her şeyi varmış. Ta şu başa kadar arazi çok büyük. Yalnız 1 trilyonmuş. Çok kişi gelmiş köye dışarıdan diyor. Teyzem çok kişi geldi diyor. Şu bak köyü daha. Ben size hatta köyü de göstereyim biraz sonra. Giderken unuttum Seher. Köyün içinden geçelim de. Çekelim oldu mu? Ondan sonra köye 150 haneydi. Şimdi 300 hane falan oldu diye. Herkes dışarıdan ev gelip buradan yer alıp ev yaptırıyormuş. Yani çok köy yabancılaşmış artık çoğu. Eskilerden kimse kalmadı diye. Çoğu zaten şeye vermiş. Ortakçıya vermiş. Kendisi şehre gitmiş. Diye bakıyor. Şehirdekiler buraya kaçacak. Aynen buradakiler bakmış şehirde kaçacağım diyor. Şey dediğim gibi şehirdekiler de aynen. Buradan bir yer nereden bir şey yaptırabilirim de kafayı sokarım diye. Değiştirelim aslında ya evleri köyleri. Sen bir daire verir misin sen buraya? Nereye? Mesela diyelim ki burada bu kadar bir yere. Daire buraya vermem. Buraya vermezsin de yani hani. Buraya vermem dairemi ama. Karşının şu yarısına veriyorum. Yarısına. Şu evinden beraber mi? Evsiz yarısına. Karşı derken şuraya. Tel olan yer var ya. Ha. Fazla da büyük değil arkadaşlar. Yani Seher'in gözü fazlasında yok. Bakın. Şu telden şu öbür tele kadar. Bir ortasında tel gidiyor orada. Belki görünüyor. Oraya bir daire verin de 200 eder. Zaten o da eder zaten fazla. Bazı etmez zaten bence. Bizim dairede 200 falan eder zaten. Güzel oldu ya. Bellendiğince bak. Bellendikçe daha güzelleşiyor Seher. Bak şöyle ağaçların arasından çekeyim ben. Ne güzel oluyor bak. Zaten yolları benim dediğim gibi yapınca. Yolları yapacağız değil mi? Senin oradan da gireceğiz bir yol yapacağız. Bak Seher'in olduğu yerden bu tarafa da bak. O baştan girince o duvarın dibinden yol yapacağız. Seher'in oraya gireceğiz. Oradan bak, dümdüz. Şuraya doğru bir yol. Şuraya doğru şöyle. Şuraya doğru. Hı hı. Gidecek yol. Aynen. Şuraya da doğru şöyle bir yol. Arkadan da var. Şu taraftan da şey. Fasulyelerini ekeceğiz oraya. Fasulye falan ekeceğiz şu bölüme de. 4-5 tane iki taraftan yol gidecek. Taşlarından da deşeyeceğiz. Çamur mamur olmayacak değil mi aşkısı? Evet. Geldiğimiz zaman ayağımız bacağımız çamur olmayacak. Zaten şu girişe de taş. Aslında şu parke taşlarından diyordu Semra götürüvese. Et ekmeğimizi biz yedik arkadaşlar. Siz yarın izleyeceksiniz onu ama. Siz onu yarın izleyeceksiniz. Cozur tüttü. Sabırsızlıkla bekleyin et ekmeği. Teyzem güzel pişirdi de ilk başta biraz şey gibi oldu. Altı tam... İlk başta pişti zaten öyle oldu. Ha, ilk ekmek biraz şey oldu. Yani tam altına odun vuramıyorsun. Tam az yakıyorsun veya çok yakıyorsun. Hani birinci ekmek şöyle ama ikinci, üçüncü yuvandan sonra. Maşallah güzel oldu. Sessiz sakin işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kimse yok. Bak sağında solunda evde yok. İnsan da yok. Bir teyzem var. Teyzem diyoruz o geliyor. Onu da biz çağırdık sabahleyin yine. Yani bir şey eksik oluyor. Bir şey odun yok mesela. Sobayı aldık. Yani bir şey hem dedik bir lokma ekmek yer bizim yanında. Bak öyle diye zaten. Siz yola gittiniz diye ya. İki gün diye ben burada diye biraz tuhaf oldum diye. Alışmışsın diye ya. Vakit geçmedi dün diye ya. Evet dedim her gün gelirim ben. Yemyeyi ve sen bana dedi. Sert mi aşkı sonra? Yok artık buradan gerisi sen. Ne için? Buradan gerisi dediği yerde yani bayağı var yani. Hani buradan gerisi bir metre falan değil yani. Yo yo bayağı yaptın ya. Semra bakın. Görüyor musun Semra Hanım?
2 saatte yaptığı yer. Bak onda 11'de geldik. Saat 2.30. Ekmek ettik, çay içtik. Burayı da yaptı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben sadece şu ortalıkta ufak tefek yalan yok şimdi. Çölü çöpü şey ettim. Topladım. Ateşi yaktım. Çay demledim. Ya buraya gelince seher. Mesela atıyor Semragil'den mi geldik? Mesela. Mesela biri çay demleyecek. Biri yemeği hazırlayacak. Bir iki kişi çalışacak. Evet. Çalışan. Çalışan. Elini işten çıkartmayacak. Şimdi bir kişi çalışıp. Hem çalışıp hem yemeği. O olmaya. Bir kişi sabit yemeğe bırakacağım onu. Yemeğe, çaya. Diğerleri de çalışacak ufak tefek. Hatta eskiden öyle oldu. Tarlalarda filan. Bir kişi muhakkak yemek işlerine bakar. Gider bulaşığını yıkardı gelirdi tarladan. Hani mesela tarlada yemeği götürüyor. Atıyor adamla 6'da çıkardı sıcakta 5'te. Giderdi yemeklerini kahvaltısını hazırlardı. 8'de 9'da götürdü kahvaltısını yaparlardı. Onlar toplardı bulaşığını eve geldi kadın bulaşığını yıkar. Tekrar öğle yemeğine başlar. Öğle yemeğini yapar. Değil mi? Götürür. Gelene kadar zaten o, akşama kadar onlarla hayvana bakar. İşte çoluğa çocuğa bakar evde. Bir kişi evde şart. Bildiğiniz üzere. Gidince biz evde dişip yani şimdi dün mesela ben pazardaydım seher işteydi geldik yemek yok seher diye katık söyleyelim diye. Neydik kız biz dün? Menemen. Menemen yaptık artık hemen hazır. Katık da şimdi nesi hadi söyle kızım şuradan dedim. Ondan sonra onu da yapmadı. Telefondan arayıp da söyleme şeyleri de yok. Neymiş ben duşa girmişim duşta adam götürürmüş de bu parayı da parayı da veremiyorlar hazır parayı. Neyse nesi şahfini izler bu arada bana yine videoyu kapattırırlar. Bir de öyle bir başımıza olay geldi arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Uyuyamam bu gece söylemezsem. Şimdi hiç video sildik. O bir kahvaltı biri sildim. Mecbur kaldım. Yani aslında hiç yanlış anlaşılmadan ötürü bir olay. Yengemle kız kardeşim arasında ufak tefek bir tartışma çıkmış. Kız kardeşim işte biraz hani yanlış kelime kullanmış aslında. Yanlış bilmeyerek kullandı aslında. Yani onu kötü manada demedi. Bir kelime kullandı. O yengem de biraz... abarttı. Yüzüne değin buradan. Abarttı. İşte zarar verdi. Yani Serhat bana diyordu. Abi diyordu. Hısım akrabadan uzaktır diyordu. Bana video çekerken. Zarar veriyorlar. Ben de yani zarar görürsün diyordu. Hakikaten doğruymuş. Yani hani bunu da söylemeden geçemeyeceğin. İzlemesin kardeşim. Şey yapan benim videomu izlemesin yani. Benim burada ben ne kimsenin hani ne röportaj yapıyorum birinin hakkında. Birinin ailesinin hakkında konuşup mikrofon tutmuyorum kimseye yani şunu. Şimdi teyzemi gördünüz burada. Ben şimdi ona dedim mi şunu konuş bunu konuş. Burada doğaçlama bizim ne konuşursak onu konuşuyoruz. Kameralarda ben söylüyorum da çekmeden önce. Bakın arkadaşlar ben burada video çekiyorum. Yanıma gelmen. Yani video çekerken gelmen o zaman. Misal. Onun yüzden sıkıntı oldu. Onu da kaldırdım. Önemli değil. Sorun değil ama hani canım sıkıldı. İşte konu değil. İzlemen yani benim videomu izlemeyin benim. Sorun değil. Kız anla izle meyvesinle. Ben her şeyi konuşuyorum burada. Hani bunu şey diyorum ben. Hısım akrabaya diyorum yani. Kız anla izlemesin. Yanıma gel meyvesin yani. Çok da önemli değil. Hani neyse fazla uzatmayın. Seher kızacak şimdi. Kızıyorum zaten de susuyorum artık yani. Aynen ama sinirlendim ben. Çok sinirlendim açıkçası biliyorsun yani. 7 saat 6 saat uğraştım o videonun orasını sileceğim diye. Yapamadım. Sildim. Emek ödüyorum şeyle. Bak burada biz yani video bir eşimizle dostumuzla paylaşıyoruz yani sevenlerle paylaşıyoruz. Bir de onu silip kaldırması zor oldu. İnsanın zoruna gidiyor. Neyse fazla uzatmayalım konuyu mevzu derim. Seher, bu arada Seher de gaz verdim iyice yolları yaptı şeye kadar. Sınıra kadar geldi. Adamsın. Adamsın. Önünde de ne yazıyor la bunu dur bakayım. He İstanbul. O ne demek la? He İstanbul. Canına celal oha. Olmuş mu? Bahçenin patatesini topladık buradan. Gömdük. Belli yerken çıkan patatesle. Görüyor musunuz dostlar? Hemen lan harika. Aslında bunu kabuğuyla yiyeceksin de. Bak 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 gel gel. Rengine bak bak. Bak aşkısı bak rengine bak sap sarı patates. Evet. Tutuyor daha. Şimdi seher de soyabileceğim. Hah harika değil mi? Bir dakika. Canını çöksün. Yok iyi değil. Şey soyması zor yani. Canını sizin de çeksin dur. Bunu Seher'e vereceğim. Bunu da çekivereceğim. Yorulduk, belledik. Çok az bir şey kaldı. Ezan okunuyor. Yuttuk 5 dakika. Al bakayım.
Gerisini soy. Onu da bağla. Bismillah. Hop. Yorulduk bu sefer. Az çok. Çok değil diyorsun ha. Bak bak bak, yemek yerken hiç konuşma. Yorulmadım ben. Bir de sana limonata götüreyim, diker misin şişeyini? Hararet bastı mı? Onu içiyorum, sonra yine hararet basıyor. Onu içiyorum, sonra tekrar. Ne? Evet. Hadi ezanla başladı. Hayvanlar cızıtmış bak karşıda. Seher bayağı bir az yerin kalmış. Azalttım. Azaltmışsın, gözün aydın. Teyzem dedi ki yağmur yağmasa, yağsaydı daha kolay olur dedi. Yağmur yağmadığı için biraz zor oluyor. Ekin de ekilmemiş daha. Ekilmez. Aynen. Şimdi de ekilmez dedi. Toprağın üstü bir kere dedi örümcek olacak dedi. Değil mi? Örümcek bağlayacakmış. Örümcek bağlayacak. Ufıl ufıl ondan sonra gelecek. Ufıl ufıl. Bak ufıl ufıl. Laf bu. Ufıl ufıl. Örümcek bağlayacak. Ondan sonra ekini ekebiliyor musun? Elinizle ekiyordunuz değil mi Deyze eskiden? Elimizle. Sadece un için değil mi? Un. Ya un için de başka ne? Başka bir şey yok. Un. Yeme ya. Aynen ha. Telefon benim telefon mu? Kesin. Tırpandan daha biçerdi. Tır, aynen. Tırpandan değil mi? Hasıla girerdi. Bir ay iki ay çıkmazdı millet. Bir ay tabii. Aktarmasıydı. Yabasalı. Yabasalı. Ha. Babam gibi üzülürlerdi. Hasıla girmişlerdi ya. Pazarda kimse olmazdı. Bir ay sürerdi hasıl. 15 gün. Bir ay deyince kalkardı. Senin mesela hasılın biterdi. Başkasının imeceye giderdin. Öyle oldu ama şimdi hep böyle yok. Yani. Şimdi yok. Şimdi herkes kendi şimdi. Aynen traktör var, şeyi var. Herkes kendi. Kimse kimseye bakmıyor şimdi. Eskiden daha eskiden öküzlerinden falan sürüyorlar değil mi? Kömüş mü, öküz mü? Kömüşe girilen, katırılan. Değil mi? Duvarından. Babaannem katı verirdi beni milletin yanına. Pancara falan. Hı? Pancar çıkarıldığında falan katı verirdi milletin yanına beni. İmece gibi giderdin. İmece gibi giderdim ben öyle hani git yardım et derdi. Aha. Gönderirdi kızlarımızları önceden millet. O zaman öyleydi. Şimdiki yine gidir ya doğudalık değil. Evet. Şimdi çok giden olmuyor. Aynen. Şimdi ağacını buraya sürdün mü? Gitti seni sağlama geçiverdim. Aynen. Yarın oraya başlarlardı. Ya. İmece usulü herkes işini mesela yapardı. Aynen. Şimdi yok. Yok İnsan da değil. Hava da değil. Eskiden mesela sen şimdi atıyorum. Karşı komşuya gider kapıyı çalar. Çalmadan vurar kız Ayşe, Fatma ne büşüdün diye girerdin mutfağına. Şimdi telefon açıyorsun. Evde misin? Müsait misin? Yok yine biz öyleyiz. Köylerde tabii yine öyledi sizin. Bizim böyle. Öyle değil mi yine? Aynen. Ama nazın geçti o yüzden. Ha yani. Şey etmeyin işte. Var mı hepsi hazır? Hepsi hazır. Bizim kız ben ne yiyeceğim anne diyor soruyor yani. Köy araya ya. Alıştı mı öyle kız? Alıştı. Alıştı gayrı geçti. Gerçek şeydir. Hazır ya. Yemeğe baba bana yemek de olur. Allah Allah. Ha. Anasına diyemezse bana der yani. Tövbe. Ha. Ama sabah hazır yerim işte. Tipteki yemeği olmaz. Şey diye, yeni gelin miydi o diye giden diye ya? Değil değil, kız kardeşim. He. Yengenin hamile gidemiyor. Bu evli mi? Yok bekar. Evli işte, kız. Askerden. Kız mı? Kız. Kız evde daha, uşak da o. He, gözükmedi, yüzünü görmedim de ben. Yok, boyu öyle uzadı. Hmm. Yeni çırak veriyor. Burada da 50 otte kız, mesela köylü köylüye kızını mı veriyor, dışarıdan mı alıyorlar hep? Dıştan da geliyor, köyüne de gidiyor. Oluyor, daha köylerde veriliyor değil mi dava? Gelinleri karşıya koydun Akdoğan'da. Akdoğan. İşte yakın köylerden, civarlardan. Aynen, akrabalarından. Aynen. Deyze sana da sorayım dur onu. Halk'la falan sordum. Ziyaratı niye yapıyorlar? Ziyaratı. Ben onu bilmem. Hani şu sabahları yapıyorlar ya şeyde. Akdoğan dedi yalan. Ha, siz de Halk'la gidiyorlar sabahları. Bayram sabahı falan burada köyde. Yok bizim burada şey ona gidiyor. Öyle başı ziyarat başka. He o başka mı? He. Halk'la. Akdoğan lafı ona geldim. Ölünce zabağlayın, gömünce zabağlayın gidiyor. Biz de gidiyoruz gittik. Ben de onu zannediyorum. Bayram sabahları ortada böyle.
böyle helva karılır da ortaya hepsi toplanır ya. He. Caminin önünde. Herkes tabaklarını tekrar alır geri götürür eve. Götüren götürür ya. Götürmeyen ortaya şeyse kaçta serayla. Kaçtanın içinde kimde kalırsa o kaçta kimin yüzü o günü. Burada da. Bayram günleri öderli. İşte o. İşte onu ölenler özel yüzün öyle. Niye öyle derler ki yani onu? Ya, ben geldim geleli öyle. Değil mi? Ha. Hani bir hani kurbanı kesiyorsun, Allah için kesiyorsun hani. Ha, ha. Onun da bir sebebi vardı aslında da hani bir şey vardı. Vardı tabii sebebi vardı. Onu bilmiyor ama ben de onu ziyaret... Mezarlıkta toplanıyorlar değil mi sizde? Mezarlıkta toplanıyorlar. Herkes mezarlığında. Mesela bak aşağı koyduğuna Kabaçam'a giderler, Kabaçam'da. O ziyaret alanı neresi? O mezar, düz yerde, mezarlıklarda, düz yerlerde. Oturulur böyle. Düz yerde, mezarlığı herhangi bir yerinde. Senden 50, benden 50 mesela. Ondan 20, ondan 40. Ha. Para toplarlar. Onu belli olurlar. Köylüce. O yanda mezarı olan verir para. Olmayan vermez. Sonra gazete sererle yerleri diyorsun. Orta yeri bir gazete. Veya örtü mörtü. Ha. Nerede sufralaşıyor. Nerede sufralaşıyorlar. Ha. Artanın da kimin kimin bezinde kaldıysa kim kaçtayı serdiyse o. Ona da iyi bir şey. Bütün kasteleri sereceksin. Rahmetli götürdü artanı. Halit de her daim bayram sabahları geliyor buraya. Ziyarete gidiyorum ben diye. Götürüyor. De bu iki bayramda yok. Ya evet. Etmiyorlar. Evet. Kurban'da da yoktu, bunda da yok. Bunda dişe bile yok. Aynen yok değil mi? Öyle simisinden dört manladı bu var. Ya, ekmek falan ettiriyor. Et, hani onda falan kaldı. Ekmek, evet ekmeğe gayrı. Şey, korona hava diye işte ya. Aynen. Hala aşım oldu yazsın. Asasın şey ve dağıtmalı diye meyve suyu mesela. Diye. Tabii kapalı kutulardan falan. Simit bir şey değildi ama ekmeğe de meyve dağıtmalıydı diye. Aynen meyve suyu falan ya, olabilir. Meyve suyu dağıtmasıydı diye. Onu dağıtmadılar. Yarım şer kilo helva dağıttılar. Şu paketlerden kapalı. Paket. He. İşte böyle yarım kilo. Bir de... Dağıtmazsan laf oluyor değil mi böyle yerlerde? Burada daha laf oluyor. İşte yani burada derken çoğu köyde oluyor. Her köyde oluyor bu. Evet, arama. Evet. Evvelce 7 eve de örülürdü, 7'sinde. Gözleme, müzleme derler. Ha, gözleme derler de aslında. Gözleme derler, 7 eve mesela şurada 7 ev. 7 ev, evet. 7'sinde 7 eve dağıtılardı. Şimdi burada koyun alt başından bir gireceğim, kaba koyundan çıkacağım. Çıkacağım. Onda da bu tarafa. Ölmesi de parayla. Her şey. Ama yesinle. Doğru söylüyor. Esinle onun da o ev demeyi var. Aynen tabii yapılacak tabii. Etmeler ya. Sen de diyorsun 6 tane çeyrek gitti diyor mesela bir cenazeye. 6 çeyrek bu 5-6 milyar. Çeyrek, az mı? Edecek mi? Aynen. O zaman da 8 milyar verdik şeye. Açıyor. Ha bir de mevlüt ettiniz değil mi siz? Mevlüt ettik. Ondan filan çok para oldu. 8 milyar verdik. Yemek parası. Yemek parası 8 milyar. Ayrıyetten. Her şey 6 çeyrek. Gönmeye falan gidiyor. İşte 7'sinden 5'sinden bir de mevlüdüne ayrıyetten yemekli mevlüt. Mevlüdüm. 3 öğün yemek veriyorsun değil mi burada? Yok. Sabah mevlüt. Bir öğün de yani gelen yiyor. Gelen yiyor. Bir daha mesela oturuyor bir daha yiyor. Ben gördüm de öyle biliyorum. Onu öyle diyor. Öğlenden kuruluyor çünkü sofra. Şeyine göre mevlüdün oluşuna göre. He. Kalabalığın oluşuna göre. Anladım. İşin olursa öğlenden sonra diyorlar. Akşama. İşin olmazsa öğlene kadar mevlid, öğlenden sonra mevlid okutuyor. Aynen. Ve onun için çeyrek mevlide karışmadı. Tabii o başka, o ilk zaman. Hayır. O ilk zaman. Yani cenazeye geldi o çeyrek. Bitiriyoruz. Çek bakalım Serhan'ı şöyle. Geç. Ben konuşacağım arkada. Biz ses olarak konuşacağım. Devam et bakayım. Gördüğünüz gibi. Teyzem çok çalıştı bu. Ben işimi bu. Evet hiçbir şey kalmadı. Herkes çalıştı. Hepimiz yaptık. Şimdi sen ne kaldı? Yollar kaldı şu. Yol, karayollarını yapacağım. Yol yapacağım. Ama hiç bence hiç gerek yok ya. He? Çok güzel gözüküyor böyle de. Değil mi? Bence de. Aynen çok güzel. Şu karşıya belki dediğim şeyi yaparız. Aynen. Ama şöyle çok iyi. Şöyle görünüşte zaten. Otları değil mi? Ha ne ayıkları? Daşları mı? Hendeyim, hendekim. Ha, aynen. İkili ayken domuz. Aynen, domatesi nereye yapacağız? Ha? Yol gibi oluyor da sonra geldi. Şu gösterelim. Bir de şöyle bakalım. Yani ilk günden eser kalmadı. Her yer tertemiz, düzenli, temiz. Ekime hazır. Bu kısım kaldı.
ellemedim burayı çünkü oturacak alan kalmadı. Burası artık oturacak alanımız olacak. Kışın belki bir şey ekersem ekerim ama şu an için artık burası etli ekmeği de yaptığımız yer alan olarak kaldı. Şu bölüme, yani bu bölümün en sağ köşesine biber, ortaya domates, bir sonraki yere salatalık, böyle fasulye, bamya diye gidilecek diye düşünüyorum. Çünkü toprak onu gösteriyor. Bu taraf çok sert toprağı, çok güzel değil. Ama bu tarafın toprağı güzel. Öyle böyle dostlar. Bence güzel oldu. Her yer belki bir şey, birkaç bir şey daha yaparsak o zaman size gösteririz ama şu an şimdi bu kadar diyoruz. Yanık ara ilacı. Yanık ara diyoruz. Bir de gübre. Dostlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hadi bakayım. Güle güle.